kelime. Batı dili de Allah'ın bir dili değil mi yani? Batı dilleri derken biz şey yapmıyoruz değil mi? Orada başka bir şey kastediyoruz. Hayır işte neden ama öyle oluyor? Yani mesela neden kimse müşkül pesent kelimesini gündeme getirmiyor mesela? Çok yaygınlaştırmıyor. Diğer gam, diğer gam. Ya, kalkmış bir kavram değil hani. O hani kalkmış biraz taraflı. Bir zor kelimeler söylemezsen. Bak, zor değil abi. Söyleyecekti bir durdu yani. Diğer sanki gam. Diğer gam çok önemli. Bir eyvallah. Ben kavram. Hayır kavramın içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Müşkül peki, pesant bir, yani. Bir şey sorayım. Siz ya da sinameki mesela ne güzel. Sinameki. Yani bunu kimse yaygınlaştırmıyor. Hani evet, o evet. Diğer içeriği var. Diğer gamlık olmayınca kelime de olmuyor. Siz sever misiniz peki böyle eski kavramları? Eski dememek lazım aslında kullanan ama çok yerli yerinde. Bazılarında böyle sade suya tirit iş olsun diye kullananlar var. Benim gibi. Estağfurullah. Bir de o diline sindirmiş. Elmanın içindeki ne gibi? Bir de o kullanılır. Ne? Ispanaktaki demir gibi. Vardır ama görmezsin sen onu mesela. O eski dilin geniş imkanlarını bunları kullanır mesela. Nereden öğreniyorsunuz bu metaforları? Ben var hangi ya şairlere mi? Güzel mi geliyor bunlar? Bu elma yokmuş bu arada ıspanakta demir. Çok sevdiğim bir abim aradı. Buradan da selam etmiş olayım. Kendisi biliyor kendisini. Dedi ki kardeşim zamanın ruhu paradır dedi. Bunun ancak türevleri olabilir dedi. Oh. Yani öyle özet geçince program olmuyor diyecektim abicim yani doğal olarak bir şeyleri arttırmamız lazım buradan da. Ben ama işin hani zamanın ruhu şudur budurdan ziyade o kavramdan ziyade şu kullanılan kelimeler bunlar niye raiç buluyor? Bunlar niye cari ya da şeyle güncel şeyle tabirde sirküle ediyor değil mi? Öyle diyorlar. Öyle bir şey var değil tabii mi? Tabii. Yani niye bunlar cari bu kelimeler? Bakınca gerçekten Batı dillerinden geçtiğini görüyoruz. Ya da yeni Türkçe ile üretilmiş olduklarını görüyoruz. Keyif öyle değil. Keyif ama keyfin de kullanılması da garip yani orada. Hani kelimenin etimolojisiyle pek alakası da yok şimdi kullanımımızın da. Bir de şeyler var yeni Türkçe. İşte farkındalık demiştik değil mi? Evet. Farkındalık. Bir de en benim tüylerimi diken diken eden şey yaşanmışlık diye bir şey var. Çok şairane bu. Çok şairane. Yaşanmış. Hüseyin abi buyurunuz. Şeref verirsiniz. Düşmeden abi kayıyor yerler biraz. Tuğba Şan. Yani burada keyif dışında eski Türkçeden kalan bir kelime yok. Yani ama keyfe keder diyoruz. Keyif yeni bir kelime kim mi? Kim diyor ki onu? Kullanımı yeni. Pek kullanılmıyor ama o. Yok bu sulara gerek yok abi. Ama dursun yedek olarak şurada. Bu şey örneğini veriyorduk. Hazır kahve gelmişken oradan bizim geçen de çay sohbetimiz vardı Küçükçekmece'de. Reklama giriyordu Hüseyin abi o bakımdan yani. Çok teşekkür ederiz. Hani kahveden örnek vereyim gelmişken. Biz de çay muhabbeti yaptık ya Çekmece'de geçen hafta. Evet. Orada söyleyemedim hem de burada da söylemiş olayım. Şey vardır hani o siz bilmiyorum şimdi baltayı taşa vurmayayım siz yapıyor musunuz ama sanmıyorum yani. Hani şöyleleri var. Benim çok yakınlarımda var bunlar. Yani çok çok yakın çevremde. Kahve içmeden sabah kendime gelemiyorum. Kahve derken de gavur kahvesini kastediyorlar. Yani bildiğimiz bizim kahveyi kastetmiyorlar. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Kafam açılmıyor. Güne başlayamıyorum. Tamam Selahattin kızma. Tam şey söylemişsin. Selahattin, tam söyle. Kızma, şey yok yok şunu tekrar etmem Türk lazım. Türk kahvesi içiyorsundur herhalde sen. İşte Türk kahvesi diye bir şey yok. Ya bu kahve işte bildiğimiz kahve. Evet. Tamam. Türk kahvesi diye bir şey yok. Ya benim kastettiğim şu hazır kahveler yok mu böyle çabuk karıştırılan? Değil işte Göktemiz diye ben Göktemiz sinirlendiriyormuşum beni. Şimdi bu diyorum Türk ki Türk kahvesi diye bir şey yok. Kahve zaten var, tamam. Bizim icat işte ettiğimiz bir şey. Ama işte mecbur kaldık buna Türk kahvesi demeye. Evet. Diğerleri... Kafe de evet. Çok saçma sapan bir deyim. Şuradan acı hani bunu yapana bunlar... kadar 3 kere ayılırsın zaten sen bunu yapana kadar. İçmene şöyle, gerek yok bu yani. Aslında hani sonuçta zevkle ilgili bir şey. Birisi bu kahveyi sever, biri diğer kahveyi sever. Bu ne diyelim insanlarda eleştirilebilecek bir şey değil. Benim eleştirdiğim şu. Ya bu kişilik ne zaman çıktı? Böyle bir karakter ne zaman icat olundu Türkiye'de? Biz kalkardık kahvaltı bizim değil mi yaptığımız yemeğin adı, ürünün adı kahvaltı zaten. Kahve içilirdi. Sonra çay girdi hayatımızda. Çay içmeye başladık sabahları. Sonra sürekli içmeye başladık. Bu çay sohbetine bu, gelmemişti değil mi? Hayır bu yeni bir karakter. Yani o yeni çıkmış ve uyduruk o kahveyle, kahve bile denilmeyecek şeyle sabahları ayıldığını iddia eden ve bunu karakterinin bir parçası olarak da bize sunan sabahları kendine gelemeyen o hazır kahve içmeden kendine gelemeyen insanlar türedi. Evet. Bu kelimeleri ben biraz onlara benzetiyorum. Daha çok da aynı insanlar kullanıyor bu kelimeleri de. Farkındaysan o arkadaşlar muhtemelen insan kaynaklarına CV gönderiyor. Schedule'a bakıp durumu handle etmeye. Evet handle ediyor. Yaşanmışlıklarını Facebook'ta paylaşıma sunuyor.
Ve like ediyor diğer arkadaşlarım. Şu an var iğrendim biliyor musun? Bak ya. Gökdemir şu an laf meclisten dışarı. Başkası olsam ve böyle bir cümle kursam burayı koşarak terk ederdim yani. Ya ama şimdi tarihte işte icat edilmiş diller var biliyorsunuz. Esperanto bunlardan birisiydi. Polonyalı birisi icat etmişti. Kaç bin kelimeydi bilmiyorum. 400 kelime gelişiyor miydi? Gelişiyor giderek. Ben de sayısını bilmiyorum. Şimdi yaşıyor mu o dil? Yaşamaz mı onun? Esperanto yaşıyor tabii mu? Tabii onun kurumları var, sözlükleri var, toplantıları yapılıyor. Değil mi? Yapay bir dil. Şimdi bu dille mesela Gökdemir birkaç cümle kurdu bu kelimelerden. Kurulabiliyor evet. Ve böyle yaşayan bıraksan insanlar sabah var. Bıraksan sabaha kadar onlarla konuşabilir muhabbet, yani gözlemci. Konuşabilir yani. Ama muhabbet edemeyebilir. Aynı zamanda. Bu arada yapay dil deyince şeyi hatırlayalım. Hep gözden kaçıyor. Aslında dünyanın ilk yapay dili bizdedir. Bir derviş yapmıştır hem de şairdir. Bale-i Belen dilin adı da. Allah Allah ben tabii, ilk defa Farsça, duyuyorum. Arapça, Türkçe hem şey grameri. Evet eski Türkçe Hadi sen yani. Sen Osmanlıca Türkçe. Diyorsun ama yapay dil diyorsun Osmanlıca. Bunları karıştırarak bir yapay dil oluşturmuş. Bu bazı metinleri şifrelemek için dervişler arasında bir hani özel bir iletişim geliştirmek hem de bir yapay dil geliştirmek sonucu çıkmış burada. Kripto. Evet. Adı da Bale-i Belen. Yayınlandı da. Kitap Amerikalılar olarak var. Sözlüğü de var. 10 bin kelimelik sözlüğü var. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar çözemesin diye bir Kızılderili lehçesini kullanmışlardı. Arapaho kabilesinin dilini galiba. O dili konuşan Kızılderili kalmasın diye de önce onların hepsini öldürmüşlerdir ki yani anlayana çıkmasın diye. Casus olmasınlar diye. Muhtemelen. Ben başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Bunların bir prestij değeri var bu kelimelerin. Ha onu unutmayayım. Prestij bir değeri de biraz ama biraz oraya çalmadı mı? Çalsın derdimi anlatana kadar sonra terk edebilirim ama. Konsantremi bozma gibi şeyler de var yanlış kullanımlarda. Şimdi beni moral man çökerttin ama Selahattin. Moral. Moral man. Çökerttin. Bunlar ne ama yanlış kullanımlar. Ne diyorsunuz böyle birden bir. Bunları yanlış kullanım diye mi alacağız yoksa. Hayır bizim derdimiz yanlış kullanımlar değil. Aslında bizim burada derdimiz daha açmak gerekirse şu. Yeni hayatın şifrelerini çözmeye şimdi çalışıyoruz. Bakın, her buna ne kadar Ömer Çelakıl burada olmasa da bu şifreleri gene de biz elimizden geldiğince. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir kelimenin bu kadar yaygın dolaşıma girmesi bir tesadüf olamaz malum. Yani dil de insanın hayatı gibi işte kaderi olan bir şey. Doğup büyüyen, evet. Gelişen, ölen bir şey yani neticede. Modern zamanlar doğal olarak bir takım değerler sistemini ya içini boşaltıyor, ya ortadan kaldırıyor, ya dönüştürüyor, yeni anlamlar yüklüyor. Modernliğin de tıpkı kendi ekonomik modeli olduğu gibi, devlet modelleri, siyasal ekonomik modelleri olduğu gibi kendi metafiziği de var. Günlük yaşam tarzı var, değerler ölçüsü var. Biz farkına varmadan bu değerler ölçüsüne önce dil yoluyla dahil oluyoruz. Yani onu yaşayıp yaşamamamız çok önemli değil. O dilde yaygın olunca, o dilde kullanıldıkça doğal olarak biz o değerler dünyasına parça parça dahil oluyoruz. Bu konuda eğer bir koruma çabamız, niyetimiz, gayretimiz yoksa zihinsel olarak bizi bundan koruyacak bir niyetimiz ve çabamız yoksa ve buna dahil olmak çok kolay. Mesela bir dini kavram pekala yerine o zamanın ruhunu yansıtan yeni şeylerle tanımlanabiliyor. Doğru. Şöyle özetleyeyim, şöyle örnekleyeyim. Mesela adam diyor ki peygamberin başarı vizyonu diyor atıyorum başarı yani. Başarı hikayesi. Başarı hikayesi diyor mesela peygamberlerin başarı hikayeleri diyor. Ya da diyor ki Mevlana kuantumu diyor mesela. Tabii. Mevlana kuantumu diyor. Peygamberimizin yanındaki diyor. Bir bayan da diyor mesela. Evet. Ya da benzeri yani diniyle. Ya da camideki imam şunu da söylüyor mesela. Bu dünyada yapacağınız hayırlar ahirete yaptığınız EFT'lerdir diyor mesela. Diyor mesela. Değil mi? Demek ki aslında neredeyse bu konuda, hayır olmayacak gibi bir şey yani. Bu konuda en korunaklı kavram dünyası dinin düşünüş, tasavvur ve kavram dünyasıdır ki o bile hani bu tip kavramlarla tanıştığı andan itibaren kendisini din derken tabii dindarların günlük hayattaki dinden, aynen kendini ifade biçimlerinden bahsediyoruz. Evet, demek ki bu kadar kolay insanın dünyasına sirayet eden bir şey. Nasıl sirayet edebiliyor peki? Neden ya da neden? Şimdi muhtemelen
Ha, nedenine kafa yoralım, evet. Yani nedenine benim kafa bir, yoralım. Bir şey söyleyeyim, bir sebebini söyleyeyim. Belki birçok sebebi vardır. Bir, bünyenin zayıflamasından kaynaklanıyor bu. Bir, virüsün şimdi doğru. Benim bünyemde şey nezle şeyinin olması gibi, mikrobunun olması gibi. Hı-hı. Yani bir zihin zayıfladığında daha güçlü olan şeyler, kelimeler diyelim. O prestij zihin... gücü olabilir bu, anlatım gücü, her şey olabilir. O, oradaki ama bağışıklık... zayıflamanın sebebi, bağışıklığın düşmesinin sebebi şu. Kendi içindeki zaten var olan kuvvetinden haberi olmamak. Yani bir işte imam ya da bir ofiste çalışan birisi diyelim ki hafızası o kadar zayıf ki, okuması, muhakemesi o kadar zayıf ki, kelime hazinesi o kadar zayıf ki, o zayıflık karşılaştığı ilk şeyi benimseyecek, itiraz edemeyecek ona. Benimseyince o zaman melez bir dil ortaya çıkıyor. Ne konuştuğu belli değil, ne anlattığı belli değil. Ve bu mesela görüyoruz sosyal medyada, duygularını mesela en mahrem şeylerini anlatırken bile çok kendinden bir şey anlatırken bile yüzer gezer kalıp cümlelerden ödünç almak zorunda kalıyor birçoğunu. Ve onlarla anlatıyor. Hı hı. Ve bunun bir anlatmak olmadığını farkında değil, bilemiyor mesela bunu. Hı hı. Öyle devam ediyor. Doğru. Buyur abi. Çok mu konuştum ben? Tecavüz etmek istemem. Yok. Sizin sürelerinize. Şeyi unutmadan söyleyeyim dedim. Hani bir süre sonra o dildeki kelimeler başka yerlere sirayet ediyor dedik ya. O çok bildiğimiz bir şey. Birçok kaynakta geçen. En veciz şeyi dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Ya da dil ve düşünce ilişkisi üzerine çalışan, yazan birçok alimin söylediği bir şey. Yani o, tamamen biz kelimelerle düşünmeyiz. O çok doğru bir tez değil ama o kelimeler, kavramlar bizim düşünce dünyamızı da koşullandırır. Tamamen belirlemese bile oraları koşullandırır. Yani insan oğlu elindeki kelimelerle ve kavramlarla fikir imal eder. Evet. Yoksa onun dışına taşabilecek bir şeye, güce sahip değil. Eğer 200 kelimeyle konuşuyorsa üretebileceği ifade edemeyi bırak, düşünemez bile. 200 ama edebiyat sınırlıysa, edebiyat, şiir, müzik, müzikte kelime yok, kavram yok mesela. Müzik ama müzik diyoruz dışında. Ki bakalım şimdi Itri'yi neler geçirmiş aklından diye dinliyoruz aynı zamanda müziği. Ama şunu söylemek istiyorum, yani 200 kelimeyle konuşabilen birisi düşünce dünyası da o 200 kelime ve kavramla sınırlı olacak. Doğru. Daha ötesine geçemeyecek. Tabii. Ve şu kavramla, şu kelimelerle konuşan birisi bunların dünyasında yaşayacaktır. Doğru. Bu dünyada neresidir? Aynen. Kapitalizmin, alışverişin, ticaretin, finans kapitalin zaten. Dünyası. Şu bahsettiğimiz yani, kavramlar doğru. Boşuna reklam sloganı demedin sen. Doğru. Yani sürekli iş hayatında kapitalizmin en insan kaynakları gibi, hatta insan mühendisliği falan gibi terimleri var. Oralarda karşımıza çıkan kavramlar bunlar. O dünyanın dışına taşamaz. Yani buradan bir umut, başka bir dünya çıkartamaz. Çıkamaz, evet. Yani buradan aşk da çıkmaz. Buradan bu kelimelerle kafasında bunların tedavül ettiği bir şeyi, bir kişi aşık da olamaz. Aynı zamanda mekanlarla da biraz mukayyet, ama biraz. Yani kışkırtsın diye bizi söylüyorum. Mesela diyelim ki avlusunu Yahya Kemal'in tasvir ettiği bir ev, konak ya da işte bir medrese diyelim ki. Yahya Kemal'in tarif ettiği bir yer olduğunu düşünelim ve bozulmadan bugüne kadar yaşadığını düşünelim. Orada bu kelimeler olmaz mı? Orada karşılaşmayız bu kelimelerle, değil mi? Bu kelimelerle karşılaşacağımız mekanlar da var, evet. Vardır ayrıca. Plazalar var. Neresi?